Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lavaştan kahvaltılık pratik börek yapıyoruz arkadaşım Meryem'le beraber. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı, like'larınızı da bekliyorum. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hadi hızlıca videomuza geçelim. Böreğimiz için rendelenmiş kaşar peyniri, sucuk, biber ve domates doğradık. Lavaş 2 adet buda paketi ve bir tane yumurta ve tereyağına ihtiyacımız var. Elindeki de tereyağı. Ocağımızı açtık, üzerine tavamızı koyduk ve yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyduk. Bunun erimesini bekliyoruz. Tereyağını buzluktan çıkardığım için hemen erimiyor. Bir tatlı kaşığı da böreğin alt ve üst tarafına olmak üzere yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tereyağı gerekiyor. Şimdi bunun erimesini bekliyoruz. Burada da 2 tane lavaşımız var. Birinin altı olacak. Şimdi bunu çevire çevire kızartıyoruz çok hafif. Hem tereyağının erimesini sağlıyoruz hem de lavaşa bulaşmasını sağlıyoruz. Biber, domates ve sucuk birlikte doğramıştık. Şimdi onları üzerine yayıyoruz lavaşımızın. Totem videoda da gözüküyor. Eğer böyle çiğ derseniz ayrı bir tavada bunları pişirip ondan sonra lavaşın üzerine yayabilirsiniz. Bizim için bir zaten lavaşın içerisinde piştiği için bir sorun olmadı. Şimdi bir tane yumurtamız var. Buna azıcık tuz ilave ediyoruz. Çok değil ama. Şöyle tuzluktan. Şimdi bunu çırpıp böreğimizin içerisine bunu da ekleyeceğiz. Yumurta sevmeyenlere eklemek zorunda değil ama yumurtada değişik bir lezzet katıyor. Ama eklemek zorunda değilsiniz dediğim gibi. Yumurtayı da her yerine yaymaya çalışıyoruz arkadaşlar. Üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini de serpiyoruz arkadaşlar. Bu arada tavamızın altını hafif kıstık ki lavaşımız bir anda yanmasın diye. Şimdi üzerine diğer lavaşımızı da kapatıyoruz ve elimizle birazcık bastırıyoruz ki birbirlerine yapışsın ve ayrılmasın. Pişerken açılmasın diye. Ve kapağını da kapatıyoruz arkadaşlar. Ve orta derecede, bak görüyorsunuz zaten altını, yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Sanırım diğer tarafı pişti. Şimdi tereyağını atmayı unuttuk tabii ki. Şimdi şu kenardan atıyoruz. Güzelce kızarmış. Şimdi kapağını kapatıp diğer tarafında pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birazcık daha bastırıyoruz ve birazdan ben sizlere içini göstereceğim zaten nasıl piştiğini. Dediğim gibi pişirmek istiyorsanız ayrı bir tavada pişirebilirsiniz. Böreğimiz zaten bu kadar. Güzelce iki tarafı da piştikten sonra kesme tahtamızın üzerine alıyoruz arkadaşlar. Kesip dilimleyeceğiz. Evet, güzelce kesiyoruz. Biz o gün 3 kişiydik. Arkadaşım ben ve kızı, o yüzden 4'e böldük. Siz kaç kişiyseniz o kadar kişi servisi açabilirsiniz tabii ki. Kahvaltınızı şenlendirecek bu pratik böreği mutlaka denemenizi öneririm. Hem pratik hem lezzetli. Eğer tarifimi denerseniz aşağıdaki Instagram hesabından bana resim gönderebilirsiniz.